Akşamlar diliyorum. Profesör Doktor Hilmi Özden 1959 yılında Akşehir'de dünyaya geldi. Konya ve Eskişehir'de ilk ve orta öğrenime devam etti. Yüksek öğrenimini Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde tamamladıktan sonra 2 yıl mecburi hizmet ve 16 ay askerlik görevlerini takiben sağlık ocaklarında köy hizmetleri 14. Bölge Müdürlüğü'nde tabip olarak çalıştı. 1995 yılında Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı'nda omurganın torakal bölümünde medulla spinalis çaplarının manyetik rezonans tekniğiyle ölçümü ve değerlendirilmesi isimli tezi tamamlayarak anatomi doktoru unvanı aldı. Daha sonra 2002 yılında Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Deontoloji Anabilim Dalı'nda Kutadgu birlikte ahlak kavramı ve tıp etiğine katkısı isimli tezini tamamladı. 2005 yılında Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi tarafından Nottingham Üniversitesi'ne gönderildi ve enginogenesis üzerine çalıştı. Yurt içinde sıçan ve farelerde transplantasyon, embriyonik kök hücre ve mikrocerrahi üzerine çalışmalar yapan ekiplerde görev aldı. 2013 yılında Eskişehir Türk Dünyası Başkenti Ajansı Danışma Kurulu'nda Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi temsilcisi oldu. Şu anda Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü olarak görev yapmaktadır. Son olarak Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Felsefe Bölümünü bitirdi. Anatomi, tıp tarihi ve tıp etiği üzerine yurt içi ve yurt dışı çalışmaları bulunan değerli hocamızın Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı'nda öğretim üyesidir. Evli ve iki çocuk babasıdır. Azer Ekin Demirtaş, 1997 Erzurum Horasan doğumludur. Ailesinin işi nedeniyle üniversite eğitimine kadar 7 farklı ilde ilk ve orta öğretimini tamamlamıştır. 2015 yılında Ankara Mehmetçik Anadolu Lisesi'nden mezun olmuştur. Üniversite eğitimini 2019 yılında Kırıkkale Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetiminden mezun olarak tamamladı. Aynı yıl Necmettin Erbakan Üniversitesi'nde Profesör Doktor Ayşe Dudu Kuşçu Hoca'nın danışmanlığında Orta Çağ tarihi alanında yüksek lisans öğrenimine başladı. Türkiye Cumhuriyeti Sayıştay Başkanlığı Stratejik Düşünce Enstitüsü Dış Politika Enstitüsü'nde staj yaptı. Aynı zamanda İran Araştırmaları Merkezi, Orta Doğu Araştırmaları Merkezi ve Orta Doğu Vakfı'nın birçok eğitimine katılmıştır. B1 seviyesinde Farsça bilmektedir. Şu anda özel bir bankada görev yapmaktadır. Teşekkür ederiz Mehmet İnal Salih. Gerçekten Azer Ekin de benim askerlik yaptığım Horasan'da. Erzurum Aşkale, çok gittik Horasan'a tank taburuyla. O bakımdan Horasan yabancım değil. Şimdi saygıdeğer misafirler, sayın hocalarım, sevgili gençler. Bugün Azer Ekin Demirtaş hanımefendi bize Türkistan neresi, Çin'in Türkistan politikaları, askeri güvenlik ve siyasi güvenlik. Başlığı doğru okuyorum değil mi Azer? Evet hocam, evet. Rusya'nın Türkistan politikası, askeri güvenlik ve siyasi güvenlik. Yine Çin ve Rusya'nın Türkistan politikasının değerlendirilmesi ki bunda Batı karşıtlığı herhalde paydaları, sınır güvenliği, ekonomik büyüme. Söz sizde Azer Hanım. Buyurun. Sağ olun Hilmi Hocam, dinleyelim. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Buyurun. Öncelikle Fatih Ağa Hocam bugünkü sunumunu yapamamış bir kazadan dolayı. Ona çok geçmiş olsun diliyorum. Daha sonra da bana konuşma hakkı verdiğiniz için teşekkür ederim. Evet, Ekin'in hafızası güçlü. Gerçekten biz de hepimiz geçmiş olsun diyelim. Sağ evet. ol Azer Hanım. Sağ ol. El alacağım konu Çin'in Türkistan'da güçlenmesi ve Rusya'nın buna yaklaşımı. Ben konuyu güç dengeleri ve güvenlik anlayışı altında inceleyeceğim. Konuya başlamamın sebebi okuduğum kaynaklarda çoğunlukla Orta Asya'dan Türkistan bölgesinden bahsedilirken Sovyet Orta Asya'sı ve Çin Türkistan ifadelerinin kullanılmasıydı.
Bu ifadelerin kullanılmasından kaynaklı olarak çalışmama başladım ve bölgedeki Çin ve Rusya'nın güç dengelerine bakmaya çalışacağım. Ben çalışmamı güvenlik anlayışı üstünde planladım. Siyasi güvenlik, askeri güvenlik, ekonomik güvenlik ve kültürel güvenliğe değineceğim. Kültürel güvenliğe değineceğim. Orta Asya tarihi boyunca birçok kültüre, medeniyete, devlete ev sahipliği yapmış, yüzyıllar boyunca farklılıklarını topraklarında harmanlamıştır. Bu coğrafya bugün de önemini kaybetmeden günümüze kadar gelmiş ve küresel iki güç olan Rusya ve Çin'in mücadelesi sahası olarak karşımıza çıkmaktadır. Konuyu ele alırken Çin ve Rusya arasında Türkistan'ın bir rekabet mi yoksa ittifak mı doğuracağını tartışmaya çalışacağım. Ve bunu güvenlik başlığı altında yapacağım. Güvenlik altında çalışmamın nedeni güvenlik kavramının ve güç kavramının çok geniş kapsamlı olması ve olayları incelediğim zaman hepsinin bir güvenlik kaygısıyla ortaya çıktığını düşünmem. Askeri güvenlik başlığı altında Çin ve Rusya'nın Orta Asya ve çevre ülkelerdeki değişimli gelişmelere verdiği tepkileri, askeri tepkilerini ve iki ülkenin ortak yaptığı tatbikatlara yer vereceğim. İktisadi güvenlikte de bir kuşak bir yol projesi ve Avrasya Ekonomik Birliği'ni karşılaştırmalı olarak ele almaya çalışacağım. Siyasi güvenlik başlığı altında ise iki ülkenin karar alıcı aktörlerini, belirleyici özelliklerini ve iki ülkenin bölge devletleriyle olan tarihsel ilişkilerini anlatmaya çalışacağım. Türkistan, SSCB yıkıldıktan sonra 5 ayrı devlet olarak karşımıza çıkıyor. Dünya topraklarının %7'sine sahip, çok geniş bir coğrafya. Kazakistan, Türkmenistan, Özbekistan, Kırgızistan ve Tacikistan olarak 5 ayrı bağımsız devlet olarak sayılıyor. Fakat ben yaptığım bu çalışmada Afganistan, Pakistan, Suriye ve Yemen'i de dahil ettim. Bir kuşak bir yol projesi ve Tacikistan'ın Afganistan ve Pakistan'la olan ortak tarihi, kültür ve dil geçmişinden dolayı bu ülkeleri de dahil ederek örnekler vermeye çalışacağım. Özellikle Suriye ve Yemen'de yaşanan yakın tarihteki gelişmeler, Çin ve Rusya'nın verdiği bu olaylara tepkiler göz önünde bulundurarak iki ülkenin Orta Asya'daki devletler, Türkistan'daki devletler tarafından nasıl bir imaj oluşturduğunu anlatmaya çalışacağım. Çin'in askeri güvenliğine bakacak olursak, SSCB'nin yıkılmasından sonra ve Arap Baharı'nın sonucunda Uygur Türklerinin özellik istemelerini önlemek için sınırları dışında bir Çin politikası izlemeye başladığını görmekteyiz. Bölgede ABD ve Rusya'dan farklı olarak Çin askeri olarak daha yumuşak kalıyor. Daha yumuşak bir varlık gösteriyor. Bölgede tatbikatlar yapıyor, askeri olarak teçhizatlanmasını arttırıyor, askeri yatırımlarını zenginleştiriyor. Fakat sahaya baktığımız zaman yumuşak güç ve anlayışlı bir askeri tavır görmekteyiz Çin'in tavırlarında. Arap ve İsrail savaşında Arap ülkelerinin yanında bulunması, ABD ve Rusya'dan farklı olarak bölge dışı aktörlerden veya bölgede yeni aktörler oluşturmaktan ziyade bölge devletlerini bölgedeki yapılanmaları desteklediğini görüyoruz. Çin'in bu yumuşak gücü iyi gibi gözükse de aslında bazı olumsuz sonuçlara neden olmakta. Buna en iyi örneği Yemen iç savaşında İran ve Suudi Arabistan gerilim hattını inceleyerek söyleyebiliriz. İran ve Suudi Arabistan arasında Yemen iç savaşında büyük bir gerilim hattı oluştu. Bu sırada Çin hem Suudi Arabistan hem de İran arasındaki dengeleri korudu. İkisine de yardım edeceğini belli dönemlerde söylese de iki devleti de yarı yolda bıraktığını görüyoruz. Bu aslında kötü bir imaj. Suriye konusunda ise Cenevre Konferansı'nda Beşar Esad'ın yönetiminde olması gerektiğine yönelik Suriye'nin kararı kabul ederken 3. Suriye Halklarının Dostluk Grubu toplantısında katılımlarını Rusya ile ortak hareket edip Esad rejimini desteklediğini beyan etmiştir.
Hocam sesim geliyor mu? Birkaç yazı çıktı da şu anda. Tamam. Sesin geliyor. Hiçbir problem yok. Peki. Tamam hocam. Körfez Orta Doğu bölgelerinde bu durum farklı olduğunu düşünüyorum ben. Afrika'da Çin ne kadar yumuşak güç kullanarak diğer ülkelere göre daha kalıcı bir hale gelebilse de Körfez, Orta Doğu ve Türkistan'da ben bu durumun farklı bir şekilde cereyan edeceğini düşünüyorum. Askeri olarak çekimsel davranan Çin, ittifak halinde olduğu devletlere askeri yardımlarda bulunmazsa bölgede uzun süreli bir şekilde yer edinemeyeceğinin kanaatindeyim. Bunu düşünmemin sebebi de tarafları keskin olduğu bir mıntıkada tarafsızlık politikasının sorgulanmaya açık olduğunu ve bu politikanın doğruluğunun da eleştirilebilir olduğunu düşünüyorum. Son zamanlardaki üst savaşlarında ittifak halinde bulunduğu devletlerin de güvenliğini yeniden kazanmak için Çin aktif olarak üst savaşlarına katılıyor. Bu kararsız tavırlarını ise net bir noktada belirleyecek olursak ne kadar kararsız tavırları bulunsa da Batı karşıtlığı ve ABD karşıtlığı konusunda Çin'in çok net bir tavrı olduğunu ve bu tavır çerçevesinde Rusya ile ve bölge devletleriyle ittifak yapmaktan da kaçınmadığını görüyoruz. Siyasi güvenliğine Çin'in bakacak olursak ön plana çıkmayan ve göze batmayan bir politika izleyen Çin direkt saldırı noktası haline gelmemek için tarih boyunca bunu yapmıştır. Askeri gücü ve cesareti geçmişten bugüne kadar sorgulanabileceğini düşündüğüm için siyasi tecrübesi azımsanmayacak derecede fazla ve açıkçası verdiği kararların da altındaki nedenlerin araştırılması gerektiğini düşüneceğim bir devlet. Orta Asya Çin ilişkilerini incelerken Türk devletleri için Çin arasındaki ilişkiye bakmak gerekiyor. Ben bunu Bilge Kağan abidelerinden söylemek istiyorum. İki millet birbirleri arasında birçok detaylı bilgiye sahip. Çin'in SSCB'nin yıkılmasıyla kurulan Türk devletlerini bir tehlike olarak neden gördüğü, bu devletlere olan tepkisinin neden olduğunu anlamak için tarihe bakmak yeterli. Türklerin ise Çin arasındaki anlaşmalarda ilk güvenlik anlaşmasının yapılması aslında bize bir ipucu veriyor. Türk devletleriyle Çin tehdidini 753 yılında dikilen Bilgi Kağan abidesinin kuzey yönünde şöyle yazmıştım. Okumak istiyorum. Bir yerde oturup Çin milletiyle anlaştım. Altını gümüş, ipeyi ipekliği sıkıntısız öylece veriyorlar. Çin milletinin sözü tatlı, ipek kumaşı yumuşak imiş. Tatlı sözle yumuşak ipek kumaşla aldatıp uzak milleti öylece yakınlaştırmış. Yakınlaştırıp kondurduktan sonra kötü şeyleri de öyle düşündürmüş. Çin politikalarının değişmeyen yüzünü ortaya koyan Orhun abideleri incelendiği zaman Çin siyasetinin yumuşak gücünü net bir şekilde görmekteyiz. Orhun abidesinden yaptığımız bu alıntı Çin siyasetinin değişmeyen politikası ve borçlandırma adı altında devletleri kendisine nasıl bağladığını 753 yılında bize gösteriyor. Rusya'nın Orta Asya, Rusya'nın Türkistan politikasına bakacak olursak askeri güvenliğini incelerken Orta Asya mücadelesine Rusya'nın İngiltere ile başladığını, daha sonra Çin, ABD, Hindistan şeklinde buna devam ettiğini ve Orta Asya için sürekli Rusya'nın bir mücadele içinde olduğunu görmekteyiz. Özellikle 2011 yılında ABD'nin Afganistan'ı işgal etmesiyle başlayan bir süreç var ve bu işgalin ardından ABD'nin Afganistan'ın daha doğusuna genişleme ihtimali ortaya çıkıyor. Bu süreç içerisinde Rusya, Orta Asya'daki hakimiyeti konusunda endişelenmeye başlamış ve 2011 yılı itibariyle Batı'da ABD ve İran, Doğu'da Çin, Hindistan gibi bölgede söz sahibi olmak isteyen devletler arasında kalmış. Rusya tarihi boyunca siyasi ittifaklar kurmaktan çekinmemekle birlikte yine kurduğu ittifaklarda bağımsız hareket etmeye ve kendi kararlarını vermeye daha yatkın bir devlet. Bu büyük ihtimalle ben böyle düşünüyorum tarihi kodlarında imparatorluk bulundurmasından kaynaklı olduğu için. Orta Asya'da Doğu ve Batı yönünde sınırları içerisinde sıkışmaya başlamış olan Rusya,
Çin ile ortak askeri ittifaklarda yer almaya başlamış ve bu konu hakkında birçok anlaşma imza atmıştır. Rusya'nın en belirgin askeri politikası ise Çin gibi yine Batı ve ABD karşıtlığı. Farklı bölgelerde çıkarları doğrultusunda farklı ittifaklar içinde bulunduğunu gördüğümüz Rusya, yakın tarihe baktığımız zaman Azerbaycan-Ermenistan arasındaki savaşta Türkiye ve Azerbaycan'ın yanında destek olurken Suriye'de Türkiye'nin karşısında yer almıştır. Daha önce dile getirdiğimiz gibi kodlarında imparatorluk olması, kendini merkezde görmesi ama aynı zamanda gücünün farkında olması, çıkarlarından feragat etmemesi neden olmaktadır ve çıkarları doğrultusunda, her devlet çıkarları doğrultusunda hareket ederken Rusya'nın ben hareketlerinde biraz daha insani duyguları geri planda tuttuğunu düşünüyorum. Orta Asya devletleri ve Rusya ilişkilerine bakarsak aradaki güvensizliğin tarihsel olduğunu görmekteyiz. Rusya'nın işgalci geçmişi Orta Asya'nın Rusya'ya olan güvenini kırmakta. Rusya ve Çin'in bölgedeki güç dengeleri doğrultusunda farklı ittifaklar içinde yer alsalar da aslında Türkiye'yi ortak hareket noktası olarak görmelerine neden olmaktadır. Çünkü Orta Asya'da, Türkistan'da Çin ve Rusya'nın tarihsel geçmiş Türk devletleriyle tarihsel olarak iyi değil. Buralarda yer edinmek ve kendilerine edindikleri yeri sabitlemek için, bölgede söz sahibi olmak için Türkiye'ye ihtiyaç duyduklarını düşünüyorum. Türkiye içinse sınırlarında yaşanan karmaşık ulusal gruplar, tartışmalı sınırlar, ekonomik sorunlar ve Türkiye için muhtemel tehdit ve risklere zemin hazırlamakta. Türkiye bu ikili Rusya ve Çin karşısında kime daha yakın davranır? Bununla ilgili bir fikrim yok ama ikisinin de bölge hakimiyeti için Orta Türkistan'daki devletler arasındaki bölge hakimiyeti için onlara Türkiye'ye ihtiyaç duyduğunu düşünüyorum. Rusya'nın siyasi güvenlik anlayışına bakmak gerekirse, Rusya çok merkeziyetçi bir devlet, bir yapıya sahip. Güçlü bir lidere ihtiyaç duyan ve siyasi sisteme sahip. Daha önce iki kere kırılma noktası yaşayan bu devlet, Putin'in 2000 yılında başa geçmesinden itibaren güçlenerek devletin her alanında söz sahibi olmuş bir yönetici görüyoruz. Tabiri caizse Putin Rusya ile özdeşleşmiş bir güç ve hatta Rusya'nın insan olmuş hali olarak görünebilir. Rus kimliğini ön plana çıkarmaya çalışması, devlet içerisindeki Rus milliyetçiliğini çok baskın bir şekilde vurgulaması, siyasi olarak şu anda Putin'in Rusya içerisinde ne kadar hakim olduğunu gösteriyor. Rusya ve Çin'in güvenlik anlayışına bakışım bu şekildeydi. Şimdi bu iki devletin karşılaştırmalı olarak Orta Asya'da ortak noktalarına değinmeye çalışacağım. Ben bunu bir Batı karşıtlığı, iki sınır güvenliği, üç ekonomik büyüme şeklinde ele aldım. Batı karşıtlığını dediğim gibi Rusya ve Çin'in birleştirici güç olarak Batı karşıtlığı olduğunu düşünüyorum. ABD'nin ve Batılı güçlerin bölgeden geri çekilmesi veya bölgede aktif olarak yer almaması ama ekonomik bir şekilde var olmasının Çin ve Rusya arasındaki birleştirici gücü yıkabileceği ve hatta iki devlet arasındaki gizli rekabeti gün yüzüne çıkarabileceğini düşünüyorum. Çin ve Rusya Batı'ya karşı olan her türlü ittifak içerisinde birlikte yer alıyor ve yer almaya da devam edecek gibi gözüküyor. Bunu yaparken aslında birleştirici gücün Batı karşıtlığı olduğunu görüyoruz. Bölgeden herhangi bir aktörün çıkmasıyla nelerin yaşanabileceğini bilmiyorum ama Batı karşıtlığının birleştirici olduğunu düşünüyorum. Sınır güvenliğine bakacak olursak Rusya ve Çin için devletlerin Türkistan ile ortak bağları bulunuyor. Çin'de ve Rusya'da Türkistan devletlerinde bulunan halklarla birçok ortak noktaya sahip, birçok ortak kimliğe sahip halk vatandaşları var. Ve bunların sınır güvenliği için
kendi sınır güvenliklerini bir tehdit olarak görüyor ve bağımsızlık için ayaklanabileceklerini düşünüyorlar. Rusya ve Çin sınır güvenliği için Orta Doğu'dan aynı zamanda gelebilecek terör hareketlerini Orta Asya'da engellemek ve Orta Asya'yı bir tampon bölge olarak görmekte ve sınırı bu yüzden güçlendirmektedir. İki ülkede de sınır güvenliği için bölgede de olsa ne kadar iki devlet de bölgede sınır güvenliği için var olsa da aslında bu birleştirici bir güç olarak gözükmesine rağmen bölgeye yapılan silah tedarik etme konusunda da bir rekabet içerisinde olduklarını görüyoruz. Batı karşıtlığı, sınır güvenliği, ekonomik güvenlik bunların hepsine ayrı ayrı baktığımızda ne kadar birleştirici olsalar da aynı zamanda bu birleştirici güçlerin Rusya ve Çin için ayrıştırıcı güç olduğunu düşünüyorum. Ekonomik yaptırımlar konusunda birazcık bakmam gerekiyor. Burada da ele aldığım konu Bir Kuşak Bir Yol Projesi ve Avrasya Ekonomik Birliği'ydi. Bir Kuşak Bir Yol Projesi'nde Çin sadece Avrasya Ekonomik Birliği'nde Rusya daha çok kendi ekonomisini ön plana çıkararak bir proje oluştururken Çin'in bulunan bölgelerde geçen güzergah üzerindeki bütün devletleri kalkındıracağına dair bir söylemi var. Fakat bu söylemin altında aynı zamanda Türk devletleri ve Türkiye için ben büyük bir risk de olduğunu düşünüyorum. Ne kadar ekonomik olarak bizim için iyi sonuçlar doğurabileceği düşünülse de aynı zamanda göç konusu dışında askeri konuda bize bir yük oluşturabilecek bir kuşak bir yol projesi de var. Ama genel olarak bu projenin anlatımları, katkıları ve Avrasya Ekonomik Birliği'nin karşılaştırılması yapıldığı zaman bölge halkları tarafından tepkileri incelendiğinde aslında bir kuşak bir yol projesine daha fazla sempati duyulduğunu görüyoruz. Yani sonuç olarak bu iki devletin karşılaştırmalı olarak ele alırsak bu iki devlet bir rekabet içerisinde ve iki ülkenin de bağlayıcı güçleri, tarihsel geçmişleri, dış politikadaki belirleyici yönleri farklılık göstermesine rağmen İki ülkenin birbirlerinin güçlü yönlerini besleyerek birlik olmak yerine her anlamda kendi aralarında sessiz bir rekabet içerisinde olduğunu düşünüyorum. Bu iki devlet arasındaki rekabetin hem Orta Doğu hem de Türkistan bölgesinde uzun süreli bir gerginlik dönemi yaratacağını düşünüyorum. Benim anlatacaklarım bu kadardı. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer bir hatam olduysa... Yo, çok güzel özetledin. Sayın hocalarım, ya Ekin'i ben tebrik ediyorum. Bu kadar detaylı bir konuyu bu kadar konsantre bir şekilde bize özetledi. Ayrıca Ekin'in ebeveyni de tebrik edilecek bir aile. Çünkü biz hep kültür diyoruz, Ekin'i ihmal ediyoruz. Ama kültür yerine mutlaka Ekin kullanılmalı. Turan Hocam ne der? Ben o kanaatteyim. Söz sırası geldi mi hep Türkçecilik yaparız. Ama kültür kelimesinde bile biz kaybediyoruz. Ekin'i ihmal ediyoruz. Konu ise şahsım adına söyleyeyim. Çok güzel toparladı. Ufak notlar aldım ama önce hocalarımızın katkıları veyahut Ekin'e soruları olabilir. Katkıları öncelik olmak kaydıyla. Evet hocam. İlmi hocam öncelikle Ekin'in danışman hocası Ayşe Dudu hocam aramızda. Teşekkür ederiz Ayşe hocam. Hocam katkı yapmak isterseniz. Ayşe hocam hattaysa. Biraz var listede. Ayşe hocam katılana kadar isterseniz ben çıkardığım notları tabii ki hocam buyurun. Şöyle Ekin'den duyduklarımla tabii. Gerçekten ABD'nin Afganistan işgalinden önce korkunç bir Sovyet Rusya işgali var. Hatırlayacaksınız. İki ülkenin de yıkıma uğrattığı bir. Ayşe hocam katıldı herhalde. Ayşe hocam siz buyurun.
Ses bizim internette bağlanıyor mu hocam? Mikrofon hocam alayım. Bizim internette sıkıntı var. Biraz kesiklik oldu dinlerken. Şimdi eşim Sinan Bey birkaç soru soracak Ekin Hanım'a. Buyurun hocam. Sözü ona bırakıyorum. Buyurun hocam. Aldım hocam. Çok teşekkür ediyorum Ekin Hanım. Ağzınıza sağlık. Konuları çok kısaca toparladınız ve özetlediniz. Geçen yıl kuşak yol projeler yani yılın ilk şeyini ben konuşmacı olarak bir sempozyum yapmıştık. Orada söylemiştim. Şimdi bu kısaca şey yapıp bu konuda biraz bilgilendirmek istiyorum. Her ne kadar Çin'in bu kuşak yol politikasına şüpheyle baksak da bizim için de stratejik gelişmelere sebep olacak. Çünkü şu anda deniz yolu Sinan hocam ses ulaşmıyor. Bir kelime geliyor, 3-4 kelime kayıp evet. Geliyor bana. Herhalde Hilmi hocam size de mi öyle? Evet. Ben de öyle duyuyorum. Acaba hocam dedi, ses kesiliyor. Hiçbir ya şey yok. Hocamdan kaynaklanabilir ya hatta. Şimdi hiç gelmiyor. Evet. Sinan hocam da bu konuda önemli bürokrasiden katkılar yapacaktır mutlaka konumuza ama ses ve mikrofon azizliği var sanki. Zamanı geçirmeyelim Hilmi hocam. Diğer hocalarım isterseniz katkıda bulunsun. Esin hocam sizin katkınız buyurun. Ben hemen şey yapayım da sonra ayrılmak durumundayım. Buyurun hocam. Ben genç arkadaşımızı tebrik ediyorum gerçekten. Öğrenciler çok önemsediğim bir konu. Muhakeme yapması, mukayese yapması, analitik düşünmesi bu sosyal bilimlerde çok önemli. Onu gördüm ve gerçekten tebrik ediyorum. Sağ olun hocam. Akademisyen olma yolunda ilerlediğini, ciddi bir kere çalışma yaptığını düşünüyorum. Ciddi ve disiplinli çalıştığını ben gördüm, onu anladım. Başarılar diliyorum, teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim hocam, çok sağ olun. Görüşmeniz için tebrik ediyorum size. Sağ olun hocam, çok teşekkür ederim. Başka katkısı bulunan hocamız Sinan hocam bağlandıysa Mehmet hocam herhalde. Şimdi o zaman Sinan hocam bağlanana kadar tabii Sinan hocam bu konunun anladığım kadarıyla hem bürokrasi cephesini hem ilmi cephesini bilen bir hocamız. Ben Çin'in ve Rusya'nın Türkistan politikasını oldum olası tabii temkinli yaklaşan bir insanım. Çünkü tarihsel deneyimimiz Rusya ile 1552'den itibaren hiç iyi geçmemiş. Altın Ordu'nun yıkılışından sonra hepimizin malumu Kazan, daha sonra işte Nogay Hanlığı, Sibir, Astargan, en son Kırım Hanlığı'nın yıkılmasıyla birlikte Kafkasları ele geçirmesi, bilhassa de Türkistan Hanlıklarını yıkarak tüm Türkistan coğrafyasını Rus sömürgeciliğine aşması. Aynı zamanda tabii Rusya'nın bir özelliği aynı Çin gibi yerleşimcilere de aşmasıdır. Sadece sömürmez, oraya isyanı da açar ve dolayısıyla Türkistan Cumhuriyetlerine gitmiş olan veya Kafkasya'ya gitmiş olan herkes görür ki orada Rus nüfusu, Türkistan'da bazı Türkistan Cumhuriyetleri, Özbekistan hariç hayli Rus nüfusu vardır. Kuzey Kafkasya'ya giderseniz ki 2019 yılında ailemle gitmiştim. 8 artık eyalet diyelim. Gezdiğimizde Rus nüfusu Dağıstan hariç her yerde fazlaydı.
1864 Büyük Kafkas sürgününden sonra da zaten Rusların emellerini biliyoruz. Korkunç İvan'dan, daha doğrusu Deli Petro'dan beri veya kendileri açısından Büyük Petro'dan beri sıcak denizlere inme düşüncesi vardır. Çin hakeza Çinlileştirme politikasını, tabii Sinan Hocam bizden biraz daha diplomatik yaklaşabilir hadiselere, ama İpek Yolu projesi de dahil olmak üzere her ne hikmetse Çin'in çok işine yaramıştır ve bu bahsedilen bir kuşak bir yol projesinin de Afrika'ya kadar Çin ekonomisine, Çin siyasetine hizmet edeceği ve Türkiye'yi bile tehdit edeceği kanaatindeyim. Çünkü Kırgızistan'da bile küçücük nüfusta kaç bin nüfuslu bir Çinlinin olduğunu, hatta Kırgız Türklerinin, kızlarımızın evlendiklerini biliyoruz. Hakeza Doğu Türkistan coğrafyasını %10 Uygur Türküne ancak bıraktığını ve Uygur medeniyetini silme peşinde olduğunu düşündüğümüz için şahsi kanaatim genç kuşaklara ne Avrasya ne batıcı bir düşünceyle kendi Türk birliği düşüncesini miras bırakılması, her kuşak kendisinden sonrakine miras bırakması gerektiğine inanıyorum. Düşünüyorum, daha doğrusu inanma kelimesi burada uygun kaçmaz. Mustafa Kemal Atatürk'ün 1933 yılında hepimizin malumu Ziraat Bankası'nın holünde söylediği "bir gün Sovyetler yıkılacaktır, dostumuzdur, o gün için hazırlık yapmalıyız" dediği gibi, şimdi Putin güçlüdür. Dediğiniz gibi gerçekten cisimleşmiş halidir bir yerde imparatorluğun. İnsana, ete kemiğe bürünmüş halidir. Şuurlu bir Rus milliyetçisidir. Tabii Dugin'in Avrasyacılık projesine maalesef bizim Türkiye'deki bazı arkadaşlarımız da genelde olumlu yaklaşmıştır. Halbuki Dugin'in projesi de motor güç, lokomotif güç Rusya olmak kaydıyla, arkasına da diğer Türk halklarını veya Baltık halklarını takarak yola devam etme düşüncesidir. Teorisyendir kendisi. Fakat bizde her ne hikmetse fazla teorisyen çıkmıyor ve Atatürk'ün göstermiş olduğu hedefleri biz genelde sadece bir askerin gösterdiği hedefler gibi algılıyoruz. Halbuki bir akademisyenden daha fazla okuyan, dış politika mirasının ne kadar büyük olduğunu günümüzde de gördüğümüz müstesna bir insan. Dahi olmasının ötesinde araştıran, düşünen, Esin Hocam'ın dediği gibi sizde de fark ettik. Ekin analitik düşünme, kritik edebilme, yorumlayabilme, diyalektik mantığı kullanabilme özelliklerine sahip bir insan. Zaten ilim insanı olmak istiyorsa bir kişinin bu, en azından bu vasıfları taşıması gerekir. Çin gittikçe her zaman büyümüştür. Çin'e yolunuz düşmüştür mutlaka hocalarımızdan. İnanır mısınız, bizim Türkiye'deki Oğuz tiplerinden bile çok miktarda insan görebilirsiniz. Bu demektir ki fiziksel anlamda da çok asimilasyona uğramışız. Zaten Bilge Kağan kitabesini veya Orhun yazıtlarını biz 1400 sene eğer rüzgara karşı, işte fırtınaya, boraya, şeye karşı, yağmura karşı bir yerde Allah bize emanet ettiyse bir düşünmemiz gerekir. Yani 1400'ün öncesi de var. Çin'le büyük hesaplaşmalara girmişizdir. Çoğu kez Türkler kaybetmiştir. Çünkü Türklerin kalıcı hafızası taşa kazınmadıysa geçici olmaktadır. Hocam, o bakımdan sistematik düşünce üzerine Turan Hocam duruyorum ve sürekli olarak beyni anlatmak istiyorum. Yani diyeceksin mesleğinin ne ilgisi var? Hayır, bir kamu yönetimci veyahut uluslararası ilişkilerci hocanın Yeditepe'nin bastığı bir kitapta, bildirilerde daha doğrusu makalesi vardı. Uluslararası ilişkiler anlamında sistematik düşünceyi ve beyni, neuroscience'ı, nörobilimi incelemiş. Biz her konuya, nacizane,
Önce buradan başlamak. Yani beyni nasıl çalıştıralım? Tarih konusuna, uluslararası ilişkilere, kamu yönetimine, hangi saha olursa olsun, bu benim meslekle alakalı değil. Her insanda mevcut olan aklın uyarlanması açısından politikasını nasıl değerlendireceğiz, Putin'in politikasını nasıl değerlendireceğiz, o şekilde bakılması gerektiğine inanıyorum. Aksi halde zaten teknolojik olarak çok mesafe kaydetmiş, arayı da aşmış bir devlet yapısının, toplum yapısının, hem Rusya için söylüyorum, hem Çin için söylüyorum, Türk halkları için büyük bir tehdit. Bırakın Türkistan coğrafyasındaki Türk halkları için, Türkiye için de tehdit olduğunu görüyorum. Tabii uluslararası ilişkiler anlamında bunu devlet dillendirmez, ifade etmez ama Türkiye üzerine ipotek konacak hiçbir işe girilmemesi gerektiğini düşünüyorum. Bakın, düşünce kelimesini, inanıyorum kelimesini asla bilimsel bir toplantıda kullanılmasını doğru da bulmam. Kendim de kullanmamaya özel gayret sarf ederim. Onun için tüm meslek sahasının, bilimsel disiplinlerin, sistematik düşüncenin verilerini, yani sistematik düşünce derken kısa bir şekilde özetleyeyim. Vaktimiz ne kadar Turan Hocam, oturum başkanıyım diye gasp etmeyeyim süreyi. Hocam bizde serbest, gagavuzlar 5 saat sürdü. Öyle mi? Evet, o zaman yani, şöyle özetleyeyim. Ayrılmak isteyen arkadaşlar olursa, bazı akademik çalışmalar olabiliyor, dersler olabiliyor. Esin Hocam. Var. Evet, ben hadi, hocam sizin dersiniz vardı. Durumundayım. Hocam Esin, selamlar. Hocam. Çok teşekkürler. Yarın simpozyuma bekleriz katılımınızı sanal ortamda. İnşallah hocam. Salı akşamı hocam. Evet. Doktor Sadık Ahmet ve tamam. Batı Trakya'da moderatör olarak bekliyoruz hocam sizi. Tamam. Çok teşekkürler. Tekrar biz teşekkür ederiz. Sevgiler. Sağ olun hocam. Toplumsal hafızayla insan hafızası da birbirine çok benzer. Yani bizim Çin'le geçmiş tarihi ilişkilerimizi Bilge Kağan kitabesinden okuyarak bahset. Mesela biz Kırım'ı kaybederken veya Kırım-Ukrayna meselesinde bile Putin'in işgali, Kırım'ın işte Ukrayna tarafından tanınıp tanınmaması, meclisin hadiselerinde bile biz tarihsel bir hafızaya başvurmadık. Çünkü bizim böyle bir kaygımız olmadı. Hatta Türkiye'ye, Eskişehir'e pardon, Faruk Sümer Hoca gelmişti rahmetli, biliyorsunuz. Oğuzlar eserini kalem alan çok değerli bir tarihçi hocamız. Bir gün diyor Ukrayna'ya gittim. Eskişehir'e geldiği zaman yıl herhalde 80'li yıllardı yanlış hatırlamıyorsam. O demek ki daha eski tarihlere de Ukrayna'ya gitmiş. Ukraynalı meslektaşları, tarihçi arkadaşları demişler ki Kırım hakkında ne düşünüyorsun? Daha doğrusu Türkiye Cumhuriyeti Kırım hakkında ne düşünüyor? Yani Kırım bizde mi kalır? Yoksa sizin de öyle bir düşünceniz var mı? Ben şaşırdım diyor. Ben biliyorum ki diyor Türkiye Cumhuriyeti'nin Kırım diye bir düşüncesi yok. Ve işte Ukrayna diye olayları yaşıyoruz. Size de bazı yazıları Turan Hocam gönderdim. Orada da kendi çapımızda analizler etmeye çalıştık. Ama Çin sadece Türkistan coğrafyasını, Türkistan Cumhuriyetlerini tehdit etmiyor. Aynı zamanda Türkiye'yi de, Orta Doğu'yu da tehdit ediyor. Orta Doğu coğrafyasını da böyle dışarıdan bakıp konuşan bir insan olmadığımı herhalde tahmin edersiniz. Erhan Bey de bilir historiçten. Sık sık oraya hekim olarak da göreve gitmiş bir insanındır. Hem Irak coğrafyasına hem Suriye coğrafyasına. O coğrafyayı da hem teorik anlamda okumuşuzdur hem de pratik anlamda görmüşüzdür. O bakımdan Ekin'in toparlaması son derece isabetli yaklaşımlarla, Batı karşıtlığı, sınır güvenliği, ekonomik büyüme. Tabii bu söylemiş olduklarımızın çoğunun uygulamasını Türkler üzerinden veya Türk Cumhuriyetleri üzerinden yapacaktır. Türkiye devlet olarak tabii ki uluslararası anlamda Çin'le, Rusya'yla veya diğer ülkelerle
dostluk ilişkileri çerçevesinde Türkiye'yi ateşten çember olan dış politikanın içinden geçirecek. Ama akademisyenler de bunun yanına tabii edebiyatçı, sanatçı gibi insanları da katarak geleceğin inşasını da yapmaya gayret edecektir. Nasıl bir Avrasya projesiyle biz Türkler dahil içimizde buna doğruluğunu düşünen değil, inanan insanlar değil, maalesef çıkıyorlarsa bizim sanatkarlarımız da, kültür insanlarımız da geleceğe yönelik gençlere bir takım ülküler bırakması gerekiyor. Ama politikacı asla benim şu anda konuştuğum şekilde rahat konuşamaz. Onları bağlayan bir takım kayıtlar vardır. Mesela her zaman eleştiririm. Allah rahmet eylesin tabii Süleyman Demirel. Çin denizinden Adriyatik'e kadar bir politikacının söyleyemeyeceği, söylememesi gereken sözü söylemiştir. O bakımdan devletin birimlerinin söyleyeceği veya bir bilim insanı olarak sizin de yazacağınız belirli çerçevede ulusların nabzını tutarak gerekirse Çin'in, gerekirse Rus'un, Rusya'nın, gerekirse Türkiye'nin ama burada hem bilim insanı hüviyeti hem de sanatçı, kültür insanı olma özelliğini taşıyan insanların ayrı görevleri olduğunu ve ayrı hedefleri olması gerektiğini de düşünenlerden bir oturum başkanı olarak herhalde fazla bile konuştum. Başka katkısı olan arkadaş varsa, Turan Hocam siz açtığınıza göre katkıda bulunacaksınız. Büyük bir zevk ve heyecanla dinledik hocam. Ağzınıza sağlık. Sağ olun hocam. Kızımıza da Ekin'e de çok heyecanlı bir şekilde takip ettik. Veli hocam katkı yapmak ister misin? Sağ olun hocam. Evet, ben cümleten selamlarımı, sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Hilmi Bey'e çok teşekkür ediyoruz efendim. Bir tecrübe, bir abide karşımızda duruyor. Güzel de yönetim sergilediler ve çok güzel, kıymetli bilgiler verdiler. Ekin, Azer Ekin çok güzel sunum yaptı. Teşekkür ederim. Fakat şöyle bir şey aklıma geldi. Yani katkı değil de bir temennimi dile getirmek istiyorum. Malum komşu olduk uzun yıllar. Acı tatlı, çoğunlukla acı hadiseler yaşadık Çin'le. Ve 300 yıldır da Rusya'yla aşağı yukarı. Bunların kayıtlarında bir Türk olgusu var. Türk devletleri var. Değil mi? Yani onların devlet arşivlerinde, mesela Çin'in devlet arşivlerinde Türklerle olan münasebet çalışıldıysa bunun Türkçe'ye kazandırılması mümkün olur mu? Ekin bunun peşine düşse. Bu konuda Çinliler tarafından hiç olmazsa yapılmış bu eserler, akademik çalışmalar varsa Türk-Çin ilişkiler üzerine, siyasi, ekonomik, ticari, o eserler Türkçe'ye kazandırılsa acaba Türk araştırmacıları ve okuyucuları Çin nazarından Türklere nasıl bakılıyor onu görsek diye düşündüm. Onu teklif ediyorum aslında. Sağ olun hocam yönlendirmeniz için. Ben bunu göz ardı etmeyeceğim, emin olun. İnşallah yapmaya çalışacağım. Sağ olun. Teşekkür ederim, sağ olasın. Veli hocam burada bir iki cümle söylesem müsaade edersiniz herhalde. Tarih Kurumu'ndan çıkmış Çin kaynaklarına göre Türklerle ilgili ilmi eserler mevcut. Hatta sizler de biliyorsunuz Chu Hanedanı'nın milattan önce bir Türk hanedanı Çin'de olduğunu biliyoruz. Çengiz Han'dan sonra da Tang Hanedanı. Yine aynı şekilde Pekin'in daha önceki adı Hanbalık, Kubilay Han'ın oturduğu şehir olarak ve Pejin adı daha sonra veriliyor. Çin Türkistan Cumhuriyetleri ilişkisi veya Türkistan ilişkisi sizin söylediğiniz gibi çok boyutlu araştırılması
gereken bir saha. Çünkü Çinli öğrencilerimiz de sosyal bilimlerde geliyor. Burada yüksek lisans ve doktora yapıyorlar. Türkiye'yi tanımak açısından. Ama gerçekten büyük hedefleri olan devletler. Mesela biz gittiğimizde Çin'e embriyonik kök hücre kongresiydi. Bizim yayın henüz yeni çıkmıştı. Diş pulpasından embriyonik kök hücre çalışmasıydı. Ve Dünya Embriyonik Kök Hücre Kongresi yapıyordu. Ve gelen bilim insanlarından, dünyanın her tarafından o bilgileri topluyor ve daha sonra onu fazlasıyla geliştiriyordu. Dolayısıyla Çinlilerin kendi kaynakları son derece fazla ve Kürşat Zorlu Bey, mesela onun eserlerini, kamu yönetimci Kürşat Bey de kamu yönetimi mezunu ama hem TİKA'da çalışmış hem daha sonra profesyonel gelişmesini tarih bölümlerinde yapmış. Kürşat Zorlu ismini almışsınızdır. Hem Çin kaynakları üzerine, hatta Çinileşmiş Türk aileler üzerine bile ve Doğu Türkistan üzerine çok güzel eserleri var. Diğer siyasi tarih açısından da Veli Hocam eserler var. Ama Azer Ekin'e de böyle bir tavsiyede bulunmanız son derece isabetli. Çünkü genç dimağlar, genç beyinler bu tip çalışmaları yaparsa bunlar kendilerinden sonraki kuşaklara da birer mektup olur. Onlar da geliştirir. Çünkü karşımızdaki rekabet gücünü iyi tanımak gerekiyor. Niye İpek yolunun ağırlığı bizde kalmadı da Çin'e geçti. Şu anda da yine onda veya Rusya bir Moskova knezliği iken küçücük, daha sonra Altın Ordu da dahil Timur Han'ın yıkmasından sonra bir anda büyüyüp tüm Türk yurtlarını yuttu. Bırakın tüm Türk yurtlarını, Bolşevik ihtilali olmasa bile, olmasaydı Kayseri'ye kadar neredeyse topraklarımızı terk etmeyeceklerdi. Yani Sovyetlerin gençler Anadolu coğrafyasının, o zamanlar Bolşevikler ihtilal yapmadan önce Çarlık Rusyası'ydı Azer Ekin, bizim Doğu Anadolu coğrafyası, sen de bir Erzurum doğumlusun, Horasan doğumlusun, o coğrafya tamamıyla Çarlık Rusyası'nındı ve biliyorsunuz Bolşevik ihtilalinin Türkiye'ye faydası olmuştur. Aksi takdirde o askerler çekilmeyecekler ve verilen mücadele belki daha çok bedelle ödenmesi gerekecekti. Onun için düşmanlığı veya rakibini bilmeyen her millet defalarca rakipleri tarafından veya düşmanları tarafından aldatılır ve beklenilmeyen maceralara sürüklenir. Eğer tarihçi arkadaşlarımız Türkistan coğrafyasını, Kafkasya'yı, Kafkas coğrafyasını gezerlerse ne demek istediğimi daha yakından anlarlar. Belki gezdiniz Ekin, bilemeyeceğim. Ama sizlere şimdiden tavsiye ediyorum. Veli Hocam, teşekkür ederim. Namık Hocam, siz bir katkı yapmak ister misiniz? Biz teşekkür ederiz Hilmi Hocam. Sağ olun. Sağ olun hocam. Hocam ben bir şey söyleyebilirim. Ayşe Hocam, ses bağlandı. Buyurun. Hocam, öncelikle Hilmi Hoca'nın söylediği birkaç şeye ben de iştirak ediyorum. Şimdi tarih acayip bir bilim dalı. Yani vefasız olanı çok, tarihe vefalı ne siyasetçimiz var ne de tarihçilerimizin çoğu aslında gerçek tarihin arkasındalar. Öncelikle bunu söylemek istiyorum. Türklüğün ve Türkiye'nin pek çok problemi bugün yeri geldiğinde iş tarihçilere atılır. Yeri geldiğinde iş tarihçiler hiç sorulmadan siyasetçilere atılır. Böyle bir handikap var. İkinci olarak hocam pek çok konuda yani uluslararası ilişkiler olsun veya işte İpek Yolu olsun, hocamın dediği gibi bir defa İpek Yolu'nu kuran Çinlilerdir. Zaten adı üstünde İpek Yolu.
Yani biz burada Çin'siz bir İpek yolunu düşünemeyiz. Çünkü tarihi background'unda İpek yolu Pekin'den başlar ve Çin kendi ürettiği ipeği bile biz Çin'den almışız. Kendi ipeğini Türk ülkeleri üzerinden taşır. Biz burada Türk ülkeleri olarak bunun taşınması esnasında bu kervanlara katabileceğimiz katkıları yapmışız tarih boyunca. Bu bir gerçek. Yani biz bu şeyi, bu bir dezavantaj değil, aslında avantaj. Yani bu İpek yolunun tarihi dönemlerinde de biz gerçekten etkili rol oynamışız. Ondan sonra işte hatta Cengiz Han bile en önemli hedef olarak görmüş bu İpek yolu güzergahını ele geçirmeyi. Hatta bu aşağı inen baharat yoluna bile Çinliler müdahale etmiş. Hindistan'ın Daybal ve Seylan limanlarına kendi mallarını getirmişler. Bu defa baharat yoluna da katkıda bulunmuşlar. Baharat yoluna da Çin mallarını vermişler. Şimdi bu birinci husus. İkinci husus, gelelim tarihe vefasızlığımıza. Bir kere tarihçilerimiz dediğim gibi tarihi gerçeklerin arkasında durmuyorlar. Mesela Anadolu'nun Türkleşmesi hususunda ben öğrencilere şunu söylüyorum hocam. Bir kere diyorum, Türk çocuğu olarak, Türk evladı olarak şunun arkasında durun. Ermeni kaynakları şunu söyler Hilmi hocam. Bakın, biz bu kaynakları bile kendi menfaatimize kullanmayı bilmiyoruz. Evet hocam. Çok enteresan bir şey var. Ermeni kaynakları Sultan Alparslan'ın Roman Diyojen'le yapmış olduğu anlaşmanın Bizans tarafından tanınmaması üzerine, bakın, tanınmaması üzerine Anadolu'nun fethi gerçekleştirilmiştir der. Bu ne demek? Yani Türkler meşru olarak Anadolu'yu fethetmiş demek. Bunun bile arkasında duramıyoruz. Bu yapılan iki devlet arasındaki anlaşmanın bir taraf tarafından feshedilmesi üzerine Türkler Anadolu'yu fethetmişlerdir. Yani bir mütegallibe değillerdir. Bir istilacı değillerdir. Bu bir. İkincisi, Ermeni meselesinde yetişmiş bir Ermenice bilen tarihçimiz var mıdır? Rahmetli Esat Uras'tan başka. Hocam siz benden çok yaşayacaksınız. Ben diyecektim. Ermenice bilen insanımız yok diyecektim. Tabii. Gerçekten öyle. Hocam ikinci bir mesele. Önüne gelen tarihçi. O zaman ben 35 yıl boşuna mı okudum ya hocam? 40 yıl, 50 yılını tarihe verenler var. Önüne gelen herkes tarihçi. Bunu kullanıyorlar Ermeni meselesinde. Tarihçiler ortaya çıkar gerçekleri, siyasiler savunur. Bu tarihçilerin işi değil. Diğer meselelerde, Çin'le ilişkiler meselesinde, Çin'le ilişkilerimiz şimdi başlamadı hocam. Ta Hunlardan beri, Hunlardan öncesinden bile başladı. Çince bilen kaç tane var? Gidiyorlar işte Tayvan'a, şuraya buraya. 2 sene, 1 sene kalıp o kadar Gülçin Hanım var, benim bildiğim Gülçin Çandarlıoğlu. Onun haricinde böyle 1-2 kişi var. Yani doğru dürüst bilen Çince için 5 seneden az bir zaman yeterli değildir. Çince bilen adamlar yetiştirmeliyiz. Bugün Çin'in kalkınmasının temeli 1950'den beri dışarıya öğrenci göndermesidir. Çin'e öğrenci göndereceğiz. Tayvan'a öğrenci göndereceğiz. Artı ben bir konuda daha biraz daha farklı düşünüyorum. Bilmiyorum, çok özür diliyorum. Büyümüşsünüz Sayın Hocam. Biz ancak güçlü olabilirsek Uygurlara bir şey yapabiliriz. Biz güçlü olmadığımız sürece, bakın buna tarihi bir örnek daha vereceğim. Moğollar geliyor hocam Anadolu'ya. Pek çok kendini bilmez tarihçi Mevlana'yı Moğol ajanı zannederler. Maalesef. Öyle söylerler. Doğru. Mevlana'yı Moğol ajanı olarak zannederler. Halbuki Mevlana şunun farkındadır. Mevlana siyasetçi falan değildir. Şunun farkındadır sadece. Ya Anadolu'da Moğollara karşı koyabilecek bir güç yoktur. Ne siyasi anlamda ne askeri anlamda. Onun için iyi geçinmenin en iyi yol olduğunu görür. Şimdi bu ajanlık mıdır? Şimdi biz Çinlilerle ne kadar iyi ilişkiler, bakın Çinlilerle kanka olmak demiyorum. Çinlilerle ne kadar iyi ilişkiler içerisinde olursak Doğu Türkistan'a o kadar faydamız olur. Bu işte ideolojiyi bir kenara bırakacağız. Gerek diplomatik yollardan, gerek siyasi anlamda, yani çok kesin saflarla değil. Yani siyasetçiler, uluslararası ilişkiler aramızda bitirenler vardır, bilirler. Devletlerin ebedi dostlukları veya ebedi düşmanlıkları yoktur. Menfaatleri vardır.
Biz bunu gözetleyerek, yani göze alarak Çin'le ilişkilerimizde buna dikkat edeceğiz. İnce bir çizgi. Ben aynı şeyi İran için'de düşünüyorum. Aynı şeyi Mısır için'de düşünüyorum. Ben İhvan'ın bu kadar savunulmasına karşıyım. Biz yani bir İhvan'la ne geçmişimiz oldu? Mısır'la ilişkilerimizi bozduk. Neden bu gerekliydi? Yani burada yani Alexander Dugin hocam söylüyorsunuz işte. Alexander Dugin tarihçidir. Putin tarihçilerden şey alır da bizler hiç tarihçileri takmayız. Yani çok özür diliyorum. Bilim insanına hocam itibar etmeyen bir ülke sıralaması yapılsa herhalde bizim Türkiye en başta yer alır. Ayşe hocam söylediklerinize kesinlikle katılıyorum. Zaten siyasetçi bir yerde kesinlikle ideolojinin göstermiş olduğu istikamette gidemez. Kişisel dostluklar değil, karşılıklı menfaatler esasına göre Çin'le, Rusya'yla, Mısır'la, Orta Doğu'daki devletlerle, Suriye'yle, İsrail'le hepsiyle o ilişkileri zaten politikacının görevi odur. Siyasetçi onu yapmalıdır ama temelini mutlaka bilimsel verilerle desteklemeli, bilim insanlarının görüşlerini alması gerekir. Evet. Ama evet. Maalesef bilime danışılmıyor. Hepimiz de görüyoruz bunu. Sinan hocam bağlanabilecek mi Ayşe hocam? Vallahi yanımda hocam. Buyurun. Sinan hocam biraz önce konuşamamıştık. Vallahi bugün internette gün boyu aslına bakarsanız Ankara'da zaman zaman gelip gidiyor. Biz de Çankaya'da oturuyoruz. Burada da böyle sıkıntı oluyor biraz da. Özür dilerim öncelikle. Ben kaldığım yerden müsaade ederseniz devam edeyim. Bu İpek Yolu koridoru yani bugün bir yerde biz buna mecburuz diye düşünüyorum. Ben bir Ulaştırma Bakanlığı'nda bir genel müdürlük yapmış bir insanım. Ve yani intermodal taşımacılık üzerine de bu bölgede anlaşmaları öncülük ettim. Yapıldı da intermodal taşımacılık anlaşmaları. Bu şimdi İpek Yolu nedir? Yani İpek Yolu bir kere yol medeniyettir. Roma İmparatorluğu'nu Roma İmparatorluğu yapan bütün yolların Roma'ya çıkmasıdır. 10 yüzyıl eğer Roma İmparatorluğu hakim olduysa Roma yolları sayesinde hakim olmuştur. Medeniyetler yollarla kurulur. Kesinlikle bu böyledir. Şu anda Osmanlı'yı 600 yıl yaşatan İpek Yolu koridoruna hakim olmasıdır. Baharat yoluna. Baharat yoluna da, İpek yoluna da. Osmanlı'nın Mısır'ı fethetmesinin altında yatan en büyük sebep Akdeniz ticaretini İspanyollara ve Portekizlilere, Venediklilere kaptırmama düşüncesidir. Çünkü intermodal taşımacılık o devirde başlamak üzere. Bugünkü Mısır-Süveyş kanalının ucuna kırılıyor. Oradan karayoluyla taşınıyor, karayolu kervanlarıyla. Oradan tekrar Akdeniz'de. Bu İpek yolunun Osmanlı coğrafyası üzerinden denizlere kaymasının ilk başlangıcıdır. Hasan Paşa'yı gönderiyor. Bu yolu kesemeyince bu yolu gidip Mısır'ı fethetmekte buluyorlar. Bu Osmanlı'yı 100-150 sene yıkılışını geciktirmiştir. Ne zaman ki Ümit Burnu keşfedilmiştir. İpek yolu denizlere kaymıştır. Osmanlı iktisadi ve ekonomik olarak çöküntüye gitmiştir. Yani İpek yolunu da ben üç döneme ayırırım. Birinci İpek yolu Çin üreticidir, Hindistan üreticidir, Batı tüketici konumundadır. Bu sanayi devrimine kadar gider. Bu Osmanlı ve aslına bakarsanız Selçuklu esas bu işi temel almıştır. Ve Selçuklu iki tane politika uygulamıştır. Birincisi ilk devlet sigorta sistemini getirmiştir ve Selçuklu coğrafyasına geçen malların garantisini vermiştir. Yani mallar yağma edilirse, şu olursa, bu olursa ben bunu devlet sigortası olarak tazmin edeceğim demiştir. İkincisi de her 30 kilometreye bir kervan sarayları kurarak mal ticaretinin temelini atmıştır. Mal ticaretini Türk coğrafyasına çevirmiştir. Bu birinci dönemde Orta Asya'daki tüm Türk devletleri büyümüş, gelişmiştir ve kalkınmıştır.
Ne zamanki İpek Yolu koridoru bitmiştir, Rusya o taraftan, Çin o taraftan, ikinci Moğollar, ticaret devrinde ticaret yolları denizde kaymış. Dolayısıyla bu Venedik'te bunlar aktarılmış sigorta devirde 6 ay olan malların pazardan pazara ulaşması, yani doğudan batıya, batıdan ulaşması 6 ay iken karayoluyla, kervanlar yoluyla, denizle bu 40-50 günlere düşmüştür. Şimdi İpek Yolu koridoru, tekrar İpek Yolu'nun 3. dönemi başlıyor. 3. döneminde İpek Yolu'nun 3. döneminde tekrar Çin üretici konumuna geçiyor. Batı yavaş yavaş tüketici konumuna geçiyor. Batı refah devleti seviyesindedir ve tüketim aşırı artmıştır ve bunu Çin'in ucuz iş gücü vasıtasıyla üreterek tekrar üretim merkezi haline geliyor. Şimdi bu 3. İpek Yolu koridoru döneminde de tekrar karayolu ve deniz yolları, üç tane biraz evvel sözümün başlangıcında söyledim. Çin'in İpek Yolu politikası 3 deniz, 3 de karayoludur. Bununla Çin ne yapmıştır? Çin biz şu anda demir yoluna giderken intermodal taşımacılık anlaşmaları bu konuda önem arz ediyor. Biz dolayısıyla Batı Doğu arasındaki ticareti, tüm Türk coğrafyasını tekrar ticaret merkezlerinin geçiş noktası olarak alacak. Hanların yerini bu sefer intermodal taşımacılığın temeli olan lojistik merkezler alacaktır. Dolayısıyla lojistik merkezler buradaki ticaretin sevkiyatına önemli ölçüde şey yapacaktır, kalkındıracaktır. Bu Kazakistan'dan Türkiye üzerinden tüm bunları geliştirecektir. Bakın, Avrupa Ulaştırma Politikası üzerine benim o zaman Gazi'de araştırma görevlisiydim, yazdığım bir makale var. Avrupa Ulaştırma Politikası bir Avrupa Birliği'nin ulaştırma politikası ve Avrasya'ya yansımaları diye bilim. Şimdi bunlar çok stratejik şeyler. Dolayısıyla bu tür ilişkilerde Çin'i de Rusya'yı da çok stratejik olarak incelememiz lazım. Rusya Sovyetler Birliği bu İpek Yolu'nun 3. dönemine ta Sovyetler Birliği zamanında hazırlanmıştır. Ve Kazakistan sınırından Rusya coğrafyasından Beyaz Rusya üzerinden Polonya'ya uzanan 11 bin kilometrelik kesintisiz bir demir yolu yapmıştır, inşaatını bitirmiştir ta Sovyetler Birliği zamanında. Dolayısıyla bugün de şu anda intermodal taşımacılık alanında tek çalışan, en iyi çalışan koridor da budur. Bu koridorun sıkıntısı nedir? Bu koridorun sıkıntısı kışın soğuklarda iyi çalışmasıdır. Şimdi onun üzerine biz karşı atak olarak tekrar Türkiye Cumhuriyeti Devleti orta koridoru koymuştur. Biz orta koridor dediğimiz Çin ve Kazakistan'dan başlayan ve Hazar Denizi üzerinden geçen Türkmenistan veya Kazakistan'ın limanları var. Yukarıda iki tane. Onlar üzerinden aşağıda Türkmenistan, Türkmenbaşı limanını yapmıştır, Türkiye'ye yapmıştır. Azerbaycan aşağıda şu anda bizden bazen böyle şey yapıyorum. Yeni bir liman inşaatı yapmıştır intermodal taşımacılık üzerine. Ve bu Türkiye üzerinden gelip geçecektir. Avrupa Birliği Ulaştırma Politikası ne yaptırmıştır? Avrupa Ulaştırma Politikası Türkiye'yi devre dışı bırakmak isteyen bir şey politika şeyinin ismini şu anda şey yapamadım. TRSK projesini kurmuştur. TRSK projesi birlikte Romanya ve Bulgaristan bypass Bulgaristan limanları üzerinden Batum bağlayan Gürcistan'a bağlayan ortaya koymuştur. Türkiye bunun üzerine karşı fakültesiz kastını inşa etmiştir. Böyle de demir yolu başlayan Kastamonu'ya ve Almanya'ya kesintisizdir.
Benim şeyde yine bir şeyde üçüncü olarak bunu yapmıştır. Şu anda Çin Yunanistan'ın Pire limanını satın almıştır. Deniz yollarını geliştiriyor. Gürcistan'daki limana ortak olmaya çalışmıştır. Çin Kuzey-Güney koridoru için Pakistan'ın Gravdar limanını satın almıştır ve orada koridorlar oluşturuyor. Şu anda bütün stratejiler ve jeopolitik ulaştırma politikası bu konunun açılabileceğini ama biz koridorda olarak yaşayabilmesi Türkmenistan'ın bağımsız olması buradan elde edeceği zenginlikle alakalı. İpek yolunun Selçuklu ve Osmanlı'nın İpek coğrafyada tutması yani Rusya işgale başlamıştır ve Çin yayılmamıştır ama yani onun sebebi de bence İngiliz egemenliğinde olmasındandır. Yani Hindistan'ın da hakeza. O yüzden biz İpek yolu koridoru şu anda denizlerde de Afrika'ya kadar uzanan bölgeler şey yapmıştır. Benim söyleyeceklerim ama derseniz bir gün hazırlık yapar. Bu İpek yolu koridoru ve ulaştırma politikaları. Gerçi söyleyeceklerimin de %70'ini şu anda söylemiş oldum. Yani üzerine de ayrıca bir sunum yapar konuşabilirim. Bu konuda yaptığım çok hazırlamış olduğum çok da sunumlar vardır. Yani daire başkanlığımda genel müdür yardımcısı. Yani ben konuştum. Bakan göndermişti o zaman. Gittim orada da bir saate aşkın konuştum. Tabii oradaki şeyim sunumum biraz daha farklıydı. Yani Türkiye'nin Yunanistan'ı kamu diplomasisi adına konuşmaya yaptım. Yunanistan'ı ezmek için Türkiye alanında yaptığı bütün yatırımları anlattım. Yani dev yatırımlarımızı ve bir yatırımlarımızı oradaki ben farklıydı oradaki sunumumdaki amacım tamamen kamu diplomasisi adına konuştum. Konuşmamı, tezimi uyguladım. Ben teşekkür ediyorum. Çok kıymetli vaktinizi aldım. Ekin Hanım tekrar teşekkür ediyorum. Çok olun, güzel bir sunumdu. Saygılar, hürmetlerimi sunuyorum. İyi akşamlar hocam, diliyorum. Ayşe Hocam sizin katkılar var mı başka? Diğer hocalarımıza soralım. Diğer hocalarımızdan istifade etsek hocam. Peki hocam. Çok teşekkür ederiz. Biz Namık teşekkür hocam, ederiz. Söz vermiştik katlar sonra. Olan kuramadık. İyi akşamlar olsun. Çok güzel bir sunumdu. Çok teşekkür ederiz. Genç arkadaşım anlattı. Kendisine teşekkür ederim. İyi akşamlar. Öncelikle sunum için çok teşekkür ederim. Son dönemlerdeki Türkiye'nin ve dünyanın jeopolitiğini de anlama noktasında çok faydalandım açıkçası. Çin'in hani hem dünyada hani kendi ülkesi dışında yaptığı yayılımcılık benim dikkatimi şu noktada çok çekiyor. Çok sessiz bir şekilde ilerliyor. Yani böyle reklamlar yapılmıyor, işte büyük şirketler tutulmuyor. Daha çok bu ülkeyi borçlandırarak hem iç işlerine hem bu şekilde bu eski ticaret yollarının dışında ben Afrika'daki çeşitli limanları da aldıklarını falan bazen okuyorum. Hani alanına çok uzak biri olarak naçizane görüşüm. Çin'in bu yayılmacılığını biz ilerleyen yıllarda daha çok göreceğimizi düşünüyorum. Erhan Hocam teşekkür ederim. Başka katkısı? Aydın'dan hocam Mutlu Hocam var. Bilemiyorum hocam, katkı yapmak ister mi? Merhaba, hayırlı akşamlar sayın hocalarım. Hayırlı akşamlar hocam.
Değerli Azer Ekin kardeşimize teşekkür ediyoruz. Ben sadece şu noktada belki bir beyin fırtınası olması veya sorgulamamız gereken bir nokta. Biz tarihten beri bayağı bir kafa yorduğumuz meseleler Rusya, Çin uzun yıllardır rahmetli Yusuf Alptekinlerden itibaren ama bakıyorum onca enstitümüz var. Ama uzmanlık olarak biraz önce Ayşe hocamız da ifade etti. İnterdisipliner bakarak onlarca Türkiye enstitümüz de var ama bir Rus enstitüsü, bir Rusya veya bir Çin enstitüsü kurulup sadece bu alanda çalışacak coğrafyacı, jeopolitikçi, ekonomist, dil, tarih, yani bu alanda sadece uzmanlaşıp beyin fırtınası geleceğe de böyle projeksiyon tutacak, çalışmalar yapacak kuruluşlar sanki daha ağırlıklı olması gibi gerekiyor bence. Bu konuda biraz sanki eksik gibiyiz. Evet. Mutlu Hocam, teşekkür ederiz. Bildiğim kadarıyla o konuda da bir takım enstitüler mevcut. Ama bizlerin herhalde bağlantısı olmadığı için onların toplantılarına veyahut yaptıkları çalışmalara katılmadığımızı düşünüyorum. Fakat gene de sizin söylediğiniz gibi daha çok sayıda hem nicelik hem de nitelik olarak ihtiyacımız olduğunu kabul etmek gerekir. Çünkü dünya artık bir köy gibi küçüldü. Eskiden belki mesafeler tamamıyla kervanlarla işte at üstünde yahut başka iletişim veya ulaşım araçlarıyla yapılırken şimdi uydulardan bütün dünyaya bakan Rusya'nın, Çin'in veyahut diğer ülkelerin olduğunu düşünürsek Türkiye'nin de dünyanın en dikkate değer noktada bulunması sebebiyle herhalde yeterli sayıda enstitümüz olduğunu düşünmüyorum. Ayşe Hocam'a katılmak açısından şöyle yaşadığım bir olayı anlatayım. Mesela ben şahsım adına Ermeni meselesini yazmak istemem. Ama yazmak durumunda kalıyoruz bazen. Niye? İsterim ki profesyonel arkadaşlar yazsın. Hatta Ermeni iddialarına cevap vermek için hükümet bünyesinde bir çalışma yapıldığını da biliyoruz. Belki sizin üniversitelerde de olmuştur. Ama üniversitelerden tarihçi arkadaşlarımızdan ziyade başka branşlardan arkadaşlar seçilmiştir. Bunu gayet rahatlıkla araştırmak hepimiz için mümkün. Ve bu arkadaşlarımız belki bu konuyu ilk defa araştıracak insanlardır. Böyle durumlarda işte onlara kaynak temini, eser temini durumuna gittik. Ama görevlendirme itibariyle bu işin profesyoneli sadece tarih bölümü değil, o yüzyıla ait ve o konuyu çalışan tarihçi arkadaşlarımız olması gerekirken hala demek ki bu konuda meselelere yaklaşımımızda hatalar var diye düşünüyorum Mutlu Hocam. Ve insan, bu kadar yetişmiş insanı bulunan bir ülke, yani Türkiye ne 1923'lerin kurulduğu dönemde ne dil tarihin kurulduğu dönemde hiçbir insanın olmadığı noktalardan, yani bugünkü anlamda mühendisiyle, işte hekimiyle, sosyal bilimler, mühendisler, tarihçiler, turizmciler, iktisatçılar, hiç inanılmaz oranda insanımız bulunmasına rağmen muhatabına ve ilgisine görevlerin bazen verilmediğini de görmekteyiz. Yahut yeterli yatırımın yapılmadığı, hocamız söyledi, gerçekten Ermenice bilen kaçımız var? Yunanca bilenimiz, Grekçe bilenimiz, kaç kişimiz var eskisiyle yeni, Çince bilen hakeza. O bakımdan bizim
fazlalığımızı da iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Eksiğimizi de görüp tamamlamamız icap ediyor. Yoksa mesele sadece durumu kurtarmak, günü kurtarmak değil, geleceğe ait eğer yatırımları yapamadıysak, zaten nüfus olarak Çin'le Türkiye'yi kıyasladığımızda 1 milyar 650 milyonluk bir Çin sadece bir şehrini çıkarsa, Wuhan şehrini çıkarsa değil mi? Türkiye'nin kaç katı büyüklüğünde olur. O bakımdan bizim yetişmiş insan gücüne, yani sayı değil ama Çin'le kıyasladığımızda veya Rusya'yla da kıyaslasak çok dikkat etmemiz ve hakkını vermemiz gerekir diye düşünüyorum. Sağ olun Mutlu Hocam. Bir matematikçi, fen bilimci olarak Ragıp Hocam, siz katkı yapmak ister misiniz? Evet, Ragıp Hocam hazır olana kadar ben bir katkıda bulunmak istiyorum. Müsaade ederseniz Sayın Hocam. Öncelikle Azer Ekim kardeşimize teşekkür ederim. Ben de Güney Türkistanlıyım. Tabii bu akşam Türkistan'ı duymaktan, konuşmaktan çok mutlu hissediyorum kendimi. Benim işaret edeceğim nokta Delhi Türk Hakanlığı veya Babürlülerdir. Malumunuz sayın hocalarım 1600'lü yıllarda İngilizlerin Hindistan'ı işgal ederek oradaki Babürlü devletine sona erdirmesi ve ardından 1747 yıllarında bugünkü Afganistan bölgesinde ve Güney Türkistan bölgesinde bir devletin oluşturulması, hemen 1868'lerde Batı Türkistan'ı Ruslara terk edilmesi ve Doğu Türkistan'ın Çin'in içinde kalması şunu gösteriyor ki ta 1600'lerde İngilizler, Batılılar bizim o Ulu Türkistan'ı parçalamışlar. Yani bugünkü Afganistan devleti tabii bir devlet değildir. Baktığımız zaman orası Güney Türkistan'dır. 10 milyona aşkın bir Türk varlığı var. Merhum Turgut Özal, eski Cumhurbaşkanımız rahmetli, Güney Türkistan için çok mücadele vermiş bir büyük zattı. Şimdi bakıyorsunuz değerli büyüklerim, şu an Çin Taliban'la o kadar işbirliği içinde ki, az önce hocalarımızın ifade ettiği üzere borçlandırarak ülkeleri işgal ediyorlar. Şu an Afganistan'daki altyapıların gelecek 40 yıl altyapısının kullanımı, çalıştırılmasını Çinliler almış durumda. Bu şunu gösteriyor ki Afganistan'da ve burada bulunan bir Güney Türkistan'ın var olmasından rahatsızlar. Ve çünkü Güney Türkistan Afganistan'da canlanmaya başladığı için derhal Çinliler Taliban'ı destekleyerek Afganistan'da bir Güney Türkistan'ın olması, Doğu Türkistan'ın da bağımsızlık mücadelesini tahrik edeceğinden Taliban'ı desteklediler. Ben bunu size arz etmek istedim. Bu akşam gerçekten çok güzel bilgiler öğrendik ve güzel şeyler duyduk. Buna vesile olan değerli büyüklerime, hocalarıma teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Gerçekten Türkistan'ın Güney, Doğu, Batı Türkistan diye böyle parçalanması. Ama diğer taraftan da tabii ki teknolojinin şu anda Türklerin elinde olmaması. Osmanlı'dan itibaren maalesef bilim dünyasından uzak kalmamız ve çağın gerektirdiği noktayı yakalayamamak. İttihat ve Terakki'nin her ne kadar popüler bir bilgi olacak ama teşkilatı mahsusa üyelerini bile Güney Türkistan coğrafyasına göndermesi yine de yaramıza merhem olamamıştır. Ama bilim insanlarıyla
Anadolu'nun Türkleşmesinde de hepimiz biliriz. Önce ilim insanları gelir. Kolonizatör Türk dervişleri gelir ve orayı hazırlarlar. Bu Sovyetlerin çöküşüyle birlikte belki bunu yapabilirdik. Halen de yapma şansımız var. Diğer Türk yurtlarına bilim insanlarının, akademisyenlerin ve ticaret erbabının giderek o zemini oluşturması ve Türkiye'de de bilimsel çalışmalara ama her zaman yakındığımız bilimin itibar görmesi, aksi halde İbn Sina'nın dediği gibi bilim itibar görmediği yerden göç eder, beyin göçü olur. Umut edilir ki Türklerin bilim insanlarının göçmediği, bulunduğu yerde katkıda bulunduğu, başta Türkiye olmak üzere ki Türkistan coğrafyasından ve Kafkasya coğrafyasından tanıdığım çok bilim insanı sizler gibi vardır. Gerçekten sahasında çok değerli insanlar, çok iyi yetişmiş insanlar ve bu tanışma, bilişme bence çok etkili bir yeni Türk uygarlığının başlangıcına vesile olabilir. Belki şahsımın kuşağı görmeyebilir ama sizlerin, Turan Bey genç, Mutlu Bey genç gördüğüm kadarıyla siz de gençsiniz. Ekin daha da genç. Sizler göreceksinizdir diye düşünüyorum. Biz de bu işin en azından bir yerde ülküsünü taşımış oluruz. Buyurun Turan Hocam. Vallahi çok teşekkür ederiz hocam. Biz sizden çok uzakta değiliz yaş olarak. Biraz geç bağlandı ama Katip Çelebi Üniversitesi'nden Nilgün Hocam katkı yapmak ister mi? Hocam bir saniye. Kusura bakmayın, başka bir şeye katılmak zorunda, programa katılmak zorunda olduğum için onu tamamlayıp hemen dahil oldum. Belli bir bölümünde dinleyebildim. Ama şunu ifade edebilirim ki kısa önce ülkemizin çok güzel bu işte şehitlerimiz var, gazilerimiz var. Biraz önceki konuşmamda milli mücadele dönemiyle ilgili bir şeyler bahsettim. Bu insanlar işte hocamın Orta Asya'ya uzanan hayatlarını orada feda eden insanlara ifade ettiler. Dilerim geçmişte bu meşaleyi taşımış insanların yanında bizler de üzerimize düşen vazifeleri en iyi şekilde yaparak ülkemizde bundan sonraki gelecek günlerinin ilmiyle, teknolojisiyle layık olduğu seviyeye gelmesinde vesile oluruz derim. Hocalarıma teşekkür ederim. İyi akşamlar. Biz teşekkür ederiz hocam. Çok sağ olun. İlgin hocam. Listede Çolakoğlu hocamı görüyorum. Hocam katkı yapmak ister misiniz? Hocam Yusuf Çolakoğlu hocamız Batı Trakya'ya sunacak haftaya inşallah. Tamam sesimiz, hocam. Sesimizi duyuyorsa bir merhaba derse iyi olur. Yusuf Bey. Selamünaleyküm. Evet. Aleyküm selam hocam, buyurunuz. Nasılsınız hocam, iyisinizdir inşallah. Bizler iyiyiz, sizler de izlemişsinizdir, seyretmişsinizdir daha doğrusu. Evet, seyrettik. İzlemişsinizdir. Güzel bir program, Allah razı olsun. Sağ olun. Karlı bir yerdesiniz hocam. Şu an karlı değil, fotoğraf o şekilde. Kazakistan'da mısınız yoksa diyecektim. Yok, ben Yunanistan, Batı Trakya'dayım hocam. Öyle mi hocam? Orada bu kadar kar yağmış oluyor demek ki. Batı Trakya, evet. Burada imamlık yapıyorum. Çok güzel. Aynı zamanda Makyo İlahiyat Fakültesi'nde ilahiyat tamamlıyorum. Tebrikler. Allah razı olsun. Benim asladığım arkadaş var mı İzzetullah hocam? Haftaya hocam, Yusuf hocam hazırsınız haftaya değil mi? Hazır olmaya çalışırız hocam. Yani bilemiyorum ki yani bu şekilde bir sunum hiç şey yapmadık. Rahat olun yani Azer Ekin kardeşimiz gibi rahat bir şekilde kendinizi anlatabilirsiniz.
buradaki büyüklerimiz hep bizdendir. Yabancı birisi yok burada. Sayın Turan Hocam buyurunuz, bir şey dediniz. Yok hocam, atladığımız arkadaş var mı? Söz vermedik olmasın babında. Herhalde yok. Hocam kapatmak üzere Hilmi Hocam sözü size veriyorum. Sözü her ne kadar Turan Hocam bu oturum başkanlığını siz daha güzel yapıyormuşsunuz. Yok hocam. Tecrübelisiniz. Biz hiç bilmediğimiz işler bunlar. Bu Zoom çıkadı hocam. Artık toplantılar böyle oluyor. Dersleri de Zoom'dan anlatmaya oldum. Her hafta bekleriz hocam. Alışamadık. Hocam vaktimiz olursa mutlaka, ama vaktimiz olmazsa arkadaşlarımızın artık anlayışına sığınırız. Yoksa gönlümüz sizinle hocam. Burada düşünüyorum demiyorum. Bakın gönülden söylüyorum. Hatta belki size yazmışımdır. Atamız Kaşgarlı Mahmut Divan-ı Gatürk'te köngül kelimesini açıklarken, dilci varsa içimizde gönül kelimesi, yani köngül kelimesini gönül ve akıl ikisine birden yürekle dahil veriyor. Böyle bir terkibi ben gıpta ile karşılıyorum. Sonra diyorum ki hangi yüzyılda biri çıktı da bunu ayırdı acaba diye birazcık sitem ediyorum hocam. Atamız öyle yazmış çünkü. Köngül demiş, gönüldür, kalptir, akıldır, yürektir demiş. Hepsini ceman toplamış. Onun için gönlümüzle, aklımızla hep sizde. Tabii ki Azer kızımıza teşekkür ediyoruz. Gora Türklerini anlatacak kızımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Çünkü Balkanlar deyince, Sayın Hocam katıldı, Batı Trakya deyince, orası da bizim yüreğimizin çarptığı kadim Türk yurtları, yani sadece Osmanlı'nın geçtiği, Balkanlara geçtiği dönemin Türk yurtları değil, çok kadim zamanlardan beri olan Türk yurtları. O bakımdan böyle fırsat verdiniz Turan Hocam. Teşekkür ederim. Şeref verdiniz hocam. Kızımıza teşekkür ederiz hocamıza. Sağ olun hocam. Sizler de öyle. Hocam izninizle ben de size teşekkür etmek istiyorum. Bana bu imkanı verdiğiniz için, dinlediğiniz için, katkılarınız için çok teşekkür ederim. Umarım bir dahaki sefere çok daha iyi bir şekilde daha güzel şeyler paylaşabilirim sizinle. Sağ olun. Bu kadar kısa zamanda bu kadar büyük bir konuyu toparlayabildin. Ayşe Hocam'ı da tebrik ederiz. Evet, gerçekten. Danışman hocam olarak herhalde Ayşe Hocamız. Evet. Onun için danışman hoca çok çok anlamlıdır bir öğrencinin hayatında. Sinan evet. Hocamın da bilimsel ve tecrübesine dayanan katkıları için Sayın Hocam, siz de Güney Türkistanlı bir karındaşımız olarak katkılarınız için çok teşekkürler. Buyurun, söz sizde Turan Hocam. Hocam çok teşekkür ediyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum cümleten. Görüşmek üzere inşallah. Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar. Sağ olun. Hayırlı akşamlar efendim. İyi akşamlar. Erhan Hocam'a da tıpçı olarak, iki tıpçıyız herhalde, bilmiyorum. Belki vardır tıpçı ama Mutlu Hocam'la da tanışmış olduk. Hayırlı akşamlar. Ben de hocam. Hayırlı akşamlar. İyi akşamlar diliyorum Ekin. Teşekkür ederim. İyi akşamlar Ayşe Hocam. Sağ çok teşekkürler. Hocam. Turan Hocam. Sinan Hocam'a da selamlar. Hayırlı akşamlar hocam. Sağ olun, sağ olun. Hayırlı akşamlar hocam. Sağ olun. Sağ olun.